Üçgen elemanları. Bu çok kebap bir konu. Hemen hızlı geçiyoruz. Ben kebapları çok seviyorum. O yüzden Antep'e de selam söylüyorum buradan hocam. Evet evet. Zaten Antep de bize selam söylüyor. Üçgen elemanları da... Bize küsmüş hocam bu arada. Evet. Kenar ortay dediğimiz zımbırtıyla başlayacağız. Şimdi bak, AB'nin kenar ortayı nedir diye soruyor. Şimdi AB kenarı neresi Tonguç? Şurası değil mi? Evet hocam. Bunun kenar ortayı demek Tonguç, bunu ortadan ikiye bölen, yani mesela burası ortasıysa AB, böyle ortasından ikiye bölen ve diğer köşeden gelen çizgidir. Yani şuradan başlıyorum, buraya çizdiğim çizgi ne diye adlandırılıyor Tonguç? Kenar ortay. Kenar ortay. Kenarı ortadan ikiye bölen çizgi demek. Bir de İlber ortaylı var hocam. O başka bir şey değil mi? O başka bir şey lan. AB'nin kenar ortayını gördük mü evladım? Kenarı ortadan ikiye bölüyor. Bak kenarı ortadan ikiye bölüyor ve diğer köşeden geliyor. Şimdi açı ortaya baktığımızda ise A açısının açı ortayı diyor. Bak A açısının açı ortayı. Şimdi ABC üçgeni görüyoruz. A açısı neresi Tonguç? Tam burası değil mi? Evet hocam. Bu açının açı ortayı demek. Bu açı işte mesela 60 derece ise evet. 60 derece diyelim. Yani 30-30 olacak şekilde ayıran, yani bunların eşit olacağı bir şekilde ayıran çizgidir. Burada bak ikiye bölmek zorunda değil. Öyle bir şey yok. Sadece açıyı ikiye bölüyor. Yani burası toplam 60 derece diye Tonguç. Evet hocam. İkiye eşit parçaya böldü. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Bunu açı ortay diyoruz. Şimdi bak bu açı ortayı göstermek için hangi harfi kullanıyoruz biliyor musun? N harfini kullanıyoruz. Diğer kağıdı verir misin? Bir önceki kağıdı. Tabii sana. Ki hocam buyurun. Sana önceki verdiğim kağıtta da kenar ortayı göstermiştik ya. Kenar ortayı göstermek içinse V harfini gösteriyoruz. V harfi kenar ortay, N harfi açı ortay. Unutmayalım. Tamamdır hocam. Peki bir tane daha yapalım. Yüksekliğe bakalım. Bak BC dediğimiz çizgiyi görebiliyor musun Tomuç? Görebiliyorum hocam. BC'nin yüksekliği demek diğer köşeden gelen ve BC'yi tamamen dik inen çizgidir. BC'ye dik inen çizgi. Yani burası. Anladım hocam. Bak diğer köşeden başlayacağız ve BC'ye dik ineceğiz. Bu yüksekliktir. Yüksekliktir. Dolayısıyla hangi harfle gösteriyor biliyor musun? H harfiyle gösteriyor. İngilizce'deki height'tan geliyor. Height deyince yükseklik mi oluyor? Height evet. Yüksek. Anladım hocam. Kabadayılar söylüyor ama ben anlamıyorum. Demek ki o yüzden. O zaman yüksekliği de hangi harfle gösteriyormuşuz? H harfiyle gösteriyoruz. Tamam, üçgenin kaç tane elemanını öğrendik? Üç tane. Kenar ortay, açı ortay, yükseklik. Kenar orta dikme de bir tane daha. Hatta geçen sene ne çıktı biliyor musun? Evet. Ne çıktı hocam? Geçen sene kenar ortay çıktı Tonguç. Kenar ortay. Geçen sene kenar ortay çıktı. Onu bilmek zorundayız. Ortadan ikiye bölen çizgi olduğunu. Bu sene de belki açı ortay çıkacak veya yükseklik çıkacak. Tamam. BC'nin kenar orta dikmesine bakarsak eğer. Neresi BC'nin kenar orta dikmesi? Şimdi BC dediğimiz çizgi burası değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunun orta demiş bir kere. Bir kere ortasını bulacağız. Evet. Ve kenar orta dikmesi dediğine göre hem de dik olacak. Yani buna dik geçen bir çizgi çizeceğiz. Anladım. Bak kenar orta dikme buradan geçmek zorunda değil. Yani diğer köşeden geçmek zorunda değil. Anlaştık. Sadece kenarın ortasından geçecek yani. Bir çizgi çizeceğiz. Hem ortadan ikiye bölecek hem de dik olacak. O zaman buna ne diyoruz? Kenar orta dikme diyoruz. Kod. Anlaştık mı? Hatta kod diye bir oyun var. Oynuyorsundur sen de. Hocam o oyunu bitirdim ben. Şimdi başka Metin 2'ye geçtim hocam. Metin 2 oynuyorum. Metin 2 de Call of Duty diyorum evladım. O senin dediğin şey ne? Allah Metin 2 hocam ben. Sen Tetris'te bıraktın galiba oyunu. Ben en şimdi, son Need for Speed oynadım. Şimdi kenar orta dikmesini de anladık Tonguç'cum. Anlaştık hocam. O zaman hem ortadan hem dikinecek. Bunu da anladık.